Müthiş bir roundhouse güçlü seviyesine Fikrin. 4 round, 4 round Fikrin üstünlüğüyle devam ediyor. Dördüncü round yavaş yavaş maçın çeyreği tamamlandı sevgili izleyiciler. Tekrar hatırlatmakta fayda var. 12 roundluk bir kemer mücadelesi Dubai'den Fikri Arıcan ve İtalyan sporcu Enrico arasında geçiyor. Dördüncü roundda Fikri'nin üstünlüğüyle devam ediyor. Yıka suratını, yıka. Evet Fikri. Fikri kondisyonunu iyi kullan. Buzları da Beşinci round. Çok güzel Fikri. Orta seviyeye. Müthiş bir sağ direkt Fikri'den. Evet Davut. Evet az önce Türk-Arap dostluğundan bahsettim. Burada Türklere karşı çok büyük bir ilgi var. Çok büyük bir ilgi var, çok büyük bir sevgi var. Tahmin'in bu son zaman olan politikalarımızdan yani bu One Minute'in getirdiği evet depremzede diyeyim yani. Yani sen kendini görüyorsun. Başbakanımız evet, Arap ülkelerinde seviliyor. Evet, Davutoğlu da. Müthiş bir sağ direkt Fikri'den. Dışişleri Bakanımız da aynı. Yani burada Türkiye'deki politikayı bizden daha iyi izliyorlar tahminim. İnanın. Ve kendini de dinliyorsun. Bütün stadyum Türkiye, Türkiye diye bağırıyor burada. Evet. Türk sevgisi, Türk sempatizanlığı gerçekten var. Onu zaten görüyoruz. Sevgili izleyicilerimiz de duyuyorlar buradan. Bana dün burada birisi dedi ki biz tarihte çok yanlışlıklar yaptık dedi. Yani Türkleri buradan... Evet, Türklere sırtını dönmekle yanlış yaptılar zamanında yani. Ve şu an dedi, yani acısını çekiyoruz diye öyle bir konu geçti. Çok önemli bir konu yani. Evet. Yanlışlardan dönülmesi lazım tabii. Politik, siyasi sorunlar. Altıncı round bitti. Beşinci round bitti. Evet beşinci round da Fikri'nin üstünlüğüyle bitti. Fikri'nin kondisyonunu iyi kullanması lazım. Fikri Arıcan ilk defa 12 roundluk bir mücadele yapıyor. Hem kendini sınanmış olacak hem de buradan Allah'ın izniyle kemeri alıp gideceğiz buradan. Fikri biraz daha kontrollü olması lazım. Rakibi sonlara kendi saklamış olabilir. Yasin gerekli taktikleri vermişti zaten kendisine.
Rakibinin sağlı sollu front kick denemeleri var ama tabii ki Fikri'nin vücudunda yer almıyor bunlar. Havayı dövüyor sadece. Sakatla gerek yok Fikri. Belden aşağı fazla. Evet Davut. Sunuculuk ve antrenörlük yapan ilk tarih oldu. İlk öncülüğü yaptı evet, zaten. Türkiye'de evet. De Avrupa'da da. Öncü Fight Club yine bir öncülük yapıyor bu sporda. Müthiş bir arka ayağı low kick. Profesyonellerin yapabileceği bir teknik bu. Çünkü sakatlık olabilir yani. Evet evet. Şortları da çok güzel. Davut 10 yıl önce buradaydık yine seninle beraber. İşte zaman nelere kadir nasipmiş yine burada 10 sene sonra tekrar burada olmak. İşte Türk sporunda gelişmeler var mı? Yani zaten amatörde gerçekten iyiyiz ama profesyonel arenada nasıl takip ediyorsun Türkiye'yi? Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var. Çok büyük bir genç nüfusa sahibiz. Türk'ün gücü her yerde duyuluyor. Amatörde olsun, profesyonelde olsun. İnşallah bunun devamı gelir. Yalnız Türkiye 12 raunda alışık değil, buna alışması lazım. Çok önemli bir şey. Evet, bir ilki yaptık burada yine. Evet, evet. Bunu Türkiye'de elle sayılacak kadar insan yapabiliyor. Yani, 12 raunda. Fikri bunlardan bir tanesi zaten. Tabii, tabii. Fikri gerekli amatör hayatını zaten gerçekten çok büyük başarılarla tamamladı. İyi başarılar var. Avrupa ve dünya şampiyonlukları var Fikri'nin. Burada da müthiş bir spin back kick Fikri'den surat seviyesine seyircilerden de destek alıyor. Evet Fikri 6. raunda bitti. Yolu yarıladık. Fikri güzel gidiyorsun. Fikri'ye kalkıp yerimizden taktik verdik. Herhalde yine bir ilki yaptık buradan. Öncüsün evet. Ladies and gentlemen, are you ready for round 7? Sporcular için gerçekten zor. Açık havada maç yapmak, açık havada yani açık havada nefes borçlanması olur. Yani zor ama havada güzel gerçekten. Muhteşem bir hava var. Ne sıcak ne soğuk. Gece olmasına rağmen. Neticede Fikri de Antarktika'dan gelmiyor. Mersin'den. Mersin'den geliyor. Evet. Orada da çok alışkın yani. Vardır. Çok güzel hava vardır tahminim. Burada 35 derece ve hava nemi çok yüksek. Fikri gerçekten kickboksun tüm tekniklerini sergiliyor. Kitap gibi. Yetişti artık bu çocuklar. Ringlerde yetiştiler. Yıllarca emek verdiler. Hem kickboksta hem Muay Thai'da gerçekten büyük başarılar elde etti Fikri Arıcan. Fikri'nin arkasında Antalya bölgesinden Yasin Uğurlu var. Evet, dişlik atmak modadır. sporcular kolay kolay dişlik atmazlar Davut. Ama bilinçli yapmadı yani. İtalyan çok centilmen bir maç. Çok düzgün bir sporcu evet, gerçekten. Evet, çok konsantreli yani bekliyor. Bekliyor, sabırlı. Bence de bekliyor. Evet. bir tehlike çıkacak ilerleyen saatlerde. Evet, evet. Bir şey patlayacak. Evet. Fikrin dikkat etmesi lazım. Gerçekten İtalyan sporcu çok sakin maça devam ediyor. Artık son roundlarda iş hem kondisyona hem de profesyonelliğe kalacak sevgili Davut Sidal.
Müthiş sağ, sol direkler, low kickler Fikri'den. Müthiş bir sağ direk Fikri'den tekrar. Rakibin suratına patlıyor. Seyirci pür dikkat maçı izliyor. Her an her şey olabilir. Her iki sporcu da gerçekten teknik sporcu. Çok düzgün bir maç oluyor. Yedinci raundda dök suyu, dök dök de iyice dök suyu. Sevgili izleyiciler, şu an 8. round. Fikri'ye biraz bir şeyler söyledik. Dikkat etmesi gereken bir şeyler. İlk defa Fikri 8 roundu bitirdi. Yani daha önce de yapmamıştı gerçi de gerçekten. Bizler Türk sporcuların gerek Türkiye'de, gerek Avrupa'da, gerek Asya'da, gerek dünyanın neresinde olursa olsun yapılan organizasyonlarda Türk sporcuların olduğu her tarafta bizler Allah nasip ettikçe sporcularımızın yanında olacağız. Öncü Fight Club olarak ben Nusret Öncü zaten yola çıkarken bu sözü vermiştik. İmkanlarımız doğrultusunda sporcularımızın gerçekten gözü kulağı olmaya devam edeceğiz. Müthiş bir round askı surat seviyesine Fikri'den. 8. roundda surat seviyesine tekme çıkmak kolay değil değil mi Davut? Çok güzel bir de spinning back fist vurdu. Evet. Yani döner yumruk. Fikri şu an sanki ilk roundu yapıyormuş gibi evet, bir... Yine Türkiye diye sloganlar var evet, tribünlerde. Evet, evet dinliyoruz, dinliyoruz. Dinliyoruz ve... gurur duyuyoruz değil mi? Duyuyoruz, evet. Bizim ülkemiz her şeyin en iyisine layık. Halkımız her şeyin en güzeline layık. Müthiş bir spin back kick surat seviyesine. Fikri harikalar yaratıyor. 8. raundda, 9. raundda. New water. Son 3 round. 9 roundda Fikri Arıcan'ın üstünlüğüyle devam ediyor. Rakibi oturmadı yerine.